Ok tüylerini yapmada bir adım daha ileri gittim. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğimiz MDF'den yararlandım. Biri 8 milimetrelik, biri de 18 milimetrelik iki tane MDF'den yararlandım. Üstteki 8 milimetrelik, alttaki de 18 milimetrelik bir MDF parçası. Bu ahşaptan da yapabilirsiniz. Kenarları taşmaması için ve şuraya da bir parat yaptım. Basit ama teknik olarak güzel. Şu şekilde basit bir tane. Şu üst bölümünden 2 milimetre bir pay bıraktım. Bunun sebebi de tüyümüzün şu kenarındaki boşluğu zımparanın ayarlayabilmesi için düzgünce zımparalama yapmak için. Uygulamalı olarak göstereyim arkadaşlar. Daha da iyi anlayın. İki tane kelebek vidadan yararlandım. Bir de daha kolay olsun diye, işlem yaparken daha da iyi göreceksiniz. Altına da 1-1 santimetrelik bir parça koydum. Bunların ikisine de 3 milimetrelik bildiğimiz çöp şişlerden yararlandım. Onları da nasıl kullanacağımı zaten göreceksiniz. Rahat takılıp birazdan daha da iyi anlayacaksınız. İlk önce bir tane tüy alalım elimize. Normal hindi tüyü. Bunu hemen keselim. Ben 4 inçlik bir tüy yapıyorum. Beğenmediğimiz bölümünü atıyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra her zamanki gösterdiğim bıçakla güzelce alıyoruz kabaca. Şu bölümünü fazla inceltmiyoruz. Onu zımparayla hallediyoruz. Sebebi de daha iyi bir işlem çıksın diye. Sonra bu aparatımıza yerleştiriyoruz. Oval kısmı aşağıya geldiği zaman kontrol daha da iyi oluyor. Şu şekilde tuttuğumuz zaman, biraz baskı uyguladığımız zaman vidaların sayesinde daha da iyi yapışıyor. Bu bir prototip bir aparat oldu denemek için. Aynı ölçülerde sert bir ağaçtan yapmak daha da iyi olur. Kolay kolay deforme olmaz. Güzelce oturmuş oldu. Bu zımparayı kendim tasarladım. Bir tane yuvarlak bir ağaca, bir tane T-Jack dedim. Bunu bir dikey sehpaya yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra şu şekilde bir aparat koydum oraya. Ayarlanabilir ileri geri. Bunun amacı buraya koyduktan sonra şurada siperi, bunu bu şekilde ayarlıyorum şu mesafesini. Kaç milimetre kalınlığında bir alt hazırlamak istiyorsam o kadar milimetre kenarından bırakıyorum. Şimdi biraz sonra daha da iyi anlayacaksınız. Kenarında bir boşluktan. İlk etapta buradan geçtikten sonra ondan sonra şu bölümü de bu parçayı yerleştirdim. Buraya da bunu koyduktan sonra üstüne yükselmiş oluyor ve bu sefer de alt kısmını almış oluyorum buradan. Yani bir işlemde
İki işlemde şeyimizin tüyümüzün şekli ortaya çıkıyor. Bir tane yapalım. Bu bizim birinci işlemimiz. İkinci işlemimizi de gösterelim. İkinci işlemimizi de yapmış olduk. Şimdi bunu söküyoruz. Tüyümüzün ne kadar temiz çıktığı, yapışacak bölümünün zemininde ne kadar kaliteli olduğu, yani hem pratik hem de işçilik bakımından oldukça kaliteli. Bunu da kalıp makasımızla ayarlıyoruz. Ondan sonra kesiyoruz. İşlemimiz bu kadar.